It all comes down to this. One final best of five series between SK Telecom T1 and Royal Club. In front of a sold-out Staples Center crowd to see who would be crowned the Season 3 World Champions and have their names inscribed on the Sumner's Cup forever. Game 1 started with the two biggest carries getting two kills early. He goes in, does he manage to knock him up? Yes, he does. Surely the shockwave comes in, but it does not matter. First blood, Faker. They need to get Faker going on this Gragas. One more time onto White. He does not have that flash up. It looks like he does get a good shockwave down, but it looks like coming from the backside could be at least the savior on the assist. Godlike Gary Hurt. Tabe getting hit over the bottom lane. Tabe in all sorts of trouble. You can see him being pulled away, but it comes Lucky. Lucky gets in there. Uzi picks up the kill. They're going to try and turn this on towards Pigmet, on towards the turret. It's Uzi taking the damage. He uses the barrier and flashes away. Still not on the kill. Gosh. Lucky gets in there. It's a double kill for Uzi. He gets away from the tower. But Faker was too much for Whites to handle. And Faker destroyed Whites. There it is again, one after the other. And SKT dominated Royal to take game one in the best of five series. Oh, the Unstoppable Force, and they go into the fight. They're going in for Faker, they do commence the crescendo, but they haven't got him down yet. He's going to run away from this one. Will finally get caught out. And Royal Gaming getting caught out completely. They're just dropping like flies. Well, there it is, ladies and gentlemen. Game one of the World Finals. Going to SK Telecom T1. Şimdi 3-2-1. Niye girdim böyle? Anında girdim. Bu sefer Caner girecek. 1-2-3. 1-2-3, evet, çok güzel. Bu hafta League of Legends var. Bu yüzden taktık bu şapkaları, gördüğünüz gibi hepimiz evet, şey olduk. League of Legends. Biz garip olduk, biz Timo olduk. Timo olduk, Timo. Evet. Timo bir karakterimiz var. Doğan adlı arkadaşımız bize bu hafta League of Legends'a eşlik ediyor. Çünkü biz League of Legends pek o kadar aşina değiliz. Kendisi dünya çapında bir oyuncuymuş. All Star'lardan kendisi. Tam bir pro. Tam bir pro gamer. Ve arkamızda Caner arkadaşımız var. Kendisi ise Spectator modunda. Ben ne modundayım burada? Beni oturttunuz buraya. Sen ne moduna oturuyorsun oraya affedersin? Ben ne bileyim, getirdin oturttun beni buraya. Benim işim gücüm var arkadaşım. Pro'da setinden bekliyorlar beni. Öyle mi? Evet. Valla ne yemek kaçtı çıkıyor? Set? Yemek yemek çıkmıyor ortada. Aç aç geziyoruz her yerde. Hadi işimizi bitirelim de. Bir yemek yiyelim. Acıktım. Yemek öyle. Güzel olur, evet. Yemek valla sizler. Kalkan alacağım bunu en sonunda. Yapma acın. Evet, League of Legends. Haydi bakalım o zaman. O zaman League of Legends. Evet, League of Şimdi, Legends kardeşim. League of Legends. Doğan, bu hafta Doğan'da. Arkadaşlar, bu hafta dükkanın sorumlusu Doğan. Onu soracaksınız. League of Legends ne demek? League of Legends. Efsaneler Ligi. Efsaneler Ligi. Güzel. League of Legends. Yani maç yapacağız. Futbol gibi değil. Aynen öyle. Kavga dövüşeceğiz. Senin çok sevmediğin. Gene mi kavga arkadaş ya? Bıktım ben bundan ya. Öyle ama. Oyun ne ya. Güzel bir tane bir oyunumuz vardı bizim. Hangisi? Sevimli sevimli. South Park mı? He, onun gibi yapsaydık ya. Yok, çıkmıyor öyle. Her hafta öyle oyun çıkar mı? Bu hafta League of Legends. Kavga dövüş. Evet, hadi bakalım. Gene birbirimizi yiyeceğiz. Sen başla Doğan. Sen yedir. Sen bize de hatta oyunun tarihini biliyorsan. Oyundan bir şeyler bahset. Mesela oyundan bir şeyler bahset. Şimdi League of Legends bir MOBA oyunu. MOBA ne dersek de MOBA oyunu. Multiplayer Online Battle Arena. Aynen. Yani bu şimdi bu ilk yani. Dota ile başlıyor. Kaçıncı kurdasın bakayım? Ben abi 3'e geçtim. Aferin. Evet, battle yok artık. Yani artık battle diyoruz. Battle yok. TOEFL'a var lan. TOEFL hazırlanıyor şu an. TOEFL sınavlarını diyor yani. Dota ile başlamıştı değil mi aslında bu? Dota aynen. Warcraft için. Eklentisi. Aynen. Oynamıştık. Güzel oyun. Yapılan bir eklentiden başladı. Dota'dan sonra devam eden en büyük yapım bu herhalde şeyden sonra. Dota 2 çıktı da pek tutmadı. Tutmadı mı? Bu daha şu an popüler değil mi? Evet. Çok bunun milyonlarca oyuncusu var. E-sport arenası bayağı geniş. Değil mi? Bunun yarışları da böyle şeylerdi. Devasa arenalarda, hatta Türkiye'de aynen, de başladı. Aynen, Türkiye'de de başladı. Temmuz'da Türkiye finalleri olacak. Bitti. Hatta öyle. Ülker Sports Arena'da olacak. Vay arkadaş, nasıl bir oyun ya değil mi? Baksana, 110 bin TL'lik de bir büyük ödül olacak. Yani genel toplam ödül de olabilir. Don't ama bayağı bir temsil şeyi var yani. PR çok iyi yapılıyor. Türkiye'deki takımlarda bayağı artıyor zaten. Güzel. Tamam. Bana Mendi. Öncelikle profilimiz var. Evet. Sihirdar profili. Burada oynadığın sayı oyunlar. İşte oynadığımız oyunların haklananlar. Bazı. Bu Türkçe versiyon bir de arkadaşlar. Evet. Normalde İngilizce. Tamamen Türkçe oyun. Tamamen. %100 Türkçe. Evet, çok güzel bir şey yaptılar. Riot Türkiye bunu değiştirdi. Oyunun dağıtımcısı Riot Türkiye.
bütün yerelleştirmeyi sağlıyor. Hani daha fazla insana aynen, daha kolay ulaşması için yapıyor. Bu şeyler de onlardan. Yarışlar, işte düzenlenen turnuvalar, organizasyonlar, turnuvalar. Her ülkeye göre ayrı değil mesela, değil mi? Evet, yani temsil edildiği ülkenin dilini kullandırıp insanların daha kolay adapte olmasını sağlıyorlar o yüzden. Önce server server turnuvalar oluyor, sonra hepsi toplanıp dünya şampiyonası oluyor. Biz zamanında Counter oynardık, Counter'da öyle bir şey yoktu. Hep İngilizceydi değil mi? Biz yıllarca ne? Ama sonra bomba atıyorumlar geldi. Bomba atıyorumlar geldi efendim. Neydi? Hadi bitirelim şu işi. Hadi bitirelim şu işi. Bütün halde gidiyoruz. Onlar çok önemli gelişim. Çıkar birini buradan, hadi birini. Vardı ya Reyner. Evet, menümüzde. Şimdi profilde bir seviyemiz var. Bu seviyeye göre... Tabii seviye önemli yani. Tabii. Seviyesiz oyunlar oynamam ben. Yani iyi yani başka bu oyunda. Böyle 30. Bir seviyesi olması lazım. Saygısı olacak bak, oyuncuya. 30 seviyeden aşağı oynamam ben. En az 30 olacak. En az üniversite. Evet. Buradan bilgiler var. Bunlar lig bilgilerimiz. Bilgiler var. Bu geçmiş dereceli oynarken. Dereceli oynarken lig atlıyoruz. Mesela ben gümüş 1'deyim. Oo. Buradan atlıyorsun. İşte. Atlayamamışsın. Yok, kalmış. Ben kalmışım burada. Çalışmadın dersine tabi. Günü günde çalışmadın. Birinci sınıftasın hala. Bunların da bölümleri var. İşte tekli sıra. Tek başına girdiğinde dereceliye bunda ilerliyor. Bayağı ilkokul. Tekli sıra. Sağa dön. Sağa dön. Tekli sıra. Araya çanta koy falan. İlk yardım. Kolu. İlk yardım. Sonra bunlar da Türkiye'deki en iyiler. Server üzerindekiler. Kimmiş en iyi? Bana en iyiyi getirin. Vay, kim var? DP Phoenix. DP Phoenix var abi. Arayalım Dark mı? Dark Passage takımından Phoenix. Ya baş ver, ara başın. Çağır. Çocuk meşgulmuş. Teke tek gelsin. Teke tek mesajla. Söyleyeyim gelsin. Öyle mi? Evet, şeyi varmış yani, savaşı varmış, gelemedi. Gelemedi. Yani. Battle'ı vardı. Şu an Battle'da. Şu an Battle'da. Buradan karşılaşma bilgileri. Liglerde Süper Lig ya da Bundesliga falan gibi bir şey yok değil mi? Aha, Timo. Tamam, Timo açıkmış. Yaşamamış. Var aslında. Aslında var. Ay, var aslında. Ne kadar şirin. Görüntü gitti. Mardarovası. Şöyle bak şimdi. Giriyorsun ya. Renekton'un yakıcıları. Bunlar random olarak. Rastgele oluşturulan isimler. Bundesliga gibi işte. Burada şampiyonlarımız var. İşte bir de bizim Timo. Bunun adı ne? Timo. 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 Ha, benziyorsunuz da zaten. Evet, bakın birebir. Evet. Bu arada arkadaşlar bu şapkaları hediye edeceğiz. Bunlar bizim değil. Bunları size hediye edeceğiz bölümün sonunda. Giydin giydin başkalarına verin. Abi bunları. Kafamızı yıkadık da taktık ya bu. İyi bari. Zaten bunları vermiyoruz. Elimizde bir sürü var herhalde. Affedersin, o kadar şey değiliz. Fakir değiliz yani. Senin ben de bunu vereceksin zannediyorum. Bunu verir miyim ya? Böyle. Yığınla yaptırdık. Kaç adet vereceğiz peki? 3. Ya oda var, 3 tane vereceğiz. Niye bir tane vereceğiz? İlk izleyene. Başka bir şey versin. 2 tane versek daha iyi bu. 3 tane vereceğiz, tamam mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Beni bu arkadaşlarla niye tanıştırmadın sen? Dedim ya. Ben orada uyuyordum. Uyumuyordun gayet. Gözün açık yani. Ben gözüm açık uyuyorum. Gözün açık uyuyorsun. Ne olur olmaz diye. Balık gibisin yani. Aynen. İşte bu ya. Çok balık hafızası var. Evet, bu Doğan. Doğan. Doğan Tımartaş. Tımartaş, güzel isim. Sahne adı gibi. Sahne adı. Doğan Tımartaş. Grafiki benim. Grafikerlerindendir yani kendisi böyle. Harika. Grafiker kısmındadır. O yüzden de iyi oynar. Grafiki benim. Çalışmaz. Doğan olmasa. Evet, grafiki benim batar. Doğan olmasa o kadar yani. Tabii. Caner. Kim bak? Hele bir sorum. Çocuk kim? Caner'in niye şapkası farklı? O başka yerde mi çalışıyor? Yoksa başka bir oyunun şapkası mı? Odanın kapısı kilitli kalmış. Ona veremiyoruz. Bir sürü var şapka ama ona kalmadı. Anladım. Belki de adam farklı olmak istiyor. O da olabilir. Kabin amiri. Bak düşün. Bizim için Katar'dan geldi arkadaşlar. Evet. Sırf program için Katar Doha'dan kalkıp i̇şte, geldi. Arkadaş dediğim böyle olacak. Böyle olacak. Yani. Günde, kaplanla kaplanınla geldim. Doha kaplanı. Doha sadece bir Doha, tane kaldı. Doha kaplanı. Onu burada söyle tükenmek üzere. 5 kaplan gücünde. Ama bir kaplan. Evet, ziplemişler. Saçma bir şey oldu. Evet, oyuna geçelim arkadaşlar biz. Ne kaldı? Hadi bakalım şimdi oynayalım. Buradan. Bu niye böyle? Küçük ekran mı çıkacak böyle? Hayır, tam ekran aslında var değil mi bu? Yani o kadar oynuyorsun yıllarca. Öyle mi büyütüyorsun? Yazıklar olsun ya! Bu kadar aciz yok miyiz abi biz? Tam ekranı bu kadar ya. Oğlum alt enter lan! Al! Olmadı. Yapamadı. Neyse, rünler. Tamam. Şimdi bu rünlerde bunları yani alıyorsun. Rün. Yani? Rünler. Türkçe bunları rün aldığında... Tamam. Rün abi, Türkçesi de rün yani. Türkçe zaten. Rün demek rün. Ben rünü bilmiyorum, Türkçe'nin demek olduğu rün. Ben de bilmiyorum. Rün var mesela ama. Rün olur. Dün olur, dün geçen mesela arkadaşlarla oturuyoruz, bir sohbet, bir muhabbet, ondan sonra burada buldum kendimi. Işınlandım herhalde. Aynen.
Çok güzel. Evet. Bu rünler ekstra güç veriyor. Oyun başında. Karakterim yani işte yani. Mesela ben zırh koymuşum. Zırh koymuşum. Zırh mı öyle şeyler koyma arkadaşım. Zırh koyma öyle şeyler. Peki ya bunlar karakteri skill gibi bir şey mi? Skill derken? Benzeri. Şimdi bunları buradan ayarlıyorsun. Oyun başında seçiyorsun bunları. Oyuna değiştirme girdiğinde... hakkın var mı peki? Var tabii. Tamam. Sayfalarını ayarlayabilirsin. Çok güzel. Buradan. Bunlar oyuna başladığında işte ekstradan kendi oyun stiline göre sana ekstra veriyor. Yani mesela can yenileme veriyor. Zırh veriyor. Yeni yeniliyorlar mesela. Saldırı gücü veriyor. Yani oyuna başladığında 10 saldırı gücü fazla başlıyorsun. Peki ya, soldaki mühürler, nişanlar, cevherler, damgalar... Damgalar kırmızılar. Buradaki. Mühürler sarılar. Oo, nişanlar maviler. Bunları anlatmıyorsun hiç valla. Nedir damga geçeceğiz. Nedir? Neye damga basıyorsun? Postane mi burası? Gelene mi damga basıyorsun? Ne bileyim, cevherler ne? Mücevherler olsun. Mücevherler olsa biraz ilgileniriz ya. Ama cevherler... Ne cevherler var burada bak. Bakalım ne cevherler var. Cevherlerden 3 tane ekliyorsun abi bunlardan. Cevherlerden. Güzel, tamam. Biz şu an can. Oyunu oynuyor muyuz? Can. Eğer oynuyorsan çok saçma bir oyun bu yani. Lanet olsun, cevherlerle damgalarla geçeceğiz. Şunları da anlatayım geçeceğim oyuna. Tamam o zaman. Bu da kabiliyetler. Kabiliyetler de aynı şekilde. Buradan... Ben bunları hatırlıyorum, bunlar Warcraft'ta vardı. Karakterin böyle özel aynen. Hareketleri 3-4 tane yapabiliyorsun şeyi. Benzeri tamam. Şekilde saldırı, savunma ve işlevsel olarak 3'e ayrılıyor. Sen pek savunmaya şey yapmamışsın herhalde. Yani atak var. Defans yok sende. O da var. Kaleye gören vursun hesabı. Burada defans. Defansa girmiyor. Defansa işlevsel. Bunları koyuyorsun. Bunlar da oyun stiline göre ekstra veriyor. Okay. Anladım. Güzel, evet. Başka ne var? Haberler var sol altta. Haberlerde işte haberler, şampiyon haberleri, turnuva haberleri falan var galiba sanırım. Aynen. Peki puanlardan bahsettin mi birazcık? Riot Point'leri, çünkü Kopazar biliyorsunuz. Evet. Riot Point'leri satıyor. Evet. Bizim şirket parayla para satıyor. Yani öyle bir şirketimiz var. Paraman şirket gibi. Mesela Riot Point'lerle neler yapabiliriz? Hani, Riot puanı. Şimdi. Riot puanlarıyla şöyle bir mağazamız var. Oyun mağaza içi. Güzel bir özellik, evet. Mağazada karakterleri alabiliyoruz. Bunları hem Riot Point'lerle hem de oyun içinde topladığımız İtibar puanlarıyla alabiliyoruz. İtibar puanları. Saygı çerçevesi. İtibar puan ne olsaydı? Ben şu an sarayda yaşıyordum. Hiç yani. Senin kaç itibar puanın var? Al lan bunu. Hoş Leona gitti. Sport karakteri. İşte bu. Ne alıyoruz bunları? Allah. Şimdi. İyi mi ama? Fena. Bu değil. Ben açık seçik istiyorum. Zırhlı. Zırhlı sevmiyorum ben. Bana açık olacaksın ya. Plajdaki olan ya. Tamam neyse. Sen tatile gitmek istiyorsun onunla. Oyun savaş oyunu oğlum. Peki savaş mı tatile gitmek mi? İstediğimiz kadar alabiliyoruz. İstediğiniz kadar alabiliyoruz abi bunları. Şimdi karakterler... Mesela Can gidip harem kurabilir mi kendine? Bütün hatun karakterleri toplayıp. Kurabilir. Her hatun karakterinde bir sürü böyle kostüm olduğu için. Sonra Merve beni öldürebilir. Tıklayabilirsin. İşte bu karakterin ana kostümü zaten. Bununla başlıyor klasik. Sonra bunları da... En son böyle oluyor öyle birdenbire yok. Evet, önce öyle başlıyor. Yavaş savaşı yavaş. Kazandın plaja hani... gidip uzanıp böyle rahat rahat şey i̇şte yapabiliyorsun. İşte olmaz yani şöyle olmaz böyle olmaz. Ne ona? Totemlere de böyle görüntü alabiliyorsun. Yani bu kozmetik bunlar. Totemi attığın yerde görüntü sağlıyor. Ne? Yani haritada mi? Görmediğin yerler var ya karakterin olmadığı açıyor yer. Tamam okey. Atıyorsun düşmanın oradan hareketlerini görebiliyorsun. Güzel. Sana yani bir avantaj sağlıyor şey da yani. Evet. Korunmanı sağlıyor. Sihirde aslında. Bunlar simgeler. İşte turnuvalardaki takımların simgeleri. İyi yaşa yavrucuğum. İlk defa hapşurdum. 10 programımızı yaptık. İlk defa hapşurdum. Bana bak sen nasıl oldun? İyi oldun mu? Kurdeşen falan döküyordun. Hepsini döktüm bitti. İyi. Kalmadı hiç gösterecek mi gösterdi? Gösterdi. Yeterince gördüm. Tamam evet. Rünleri de buradan alıyoruz. Rünler. Takviyeler yeni başlayanlar enerji için. Enerji içecekleri falan. Enerji. Paket istemiş. Paket halinde. Riot Point'ler var. Başlangıç paketi. Bunlar herhalde daha uygun fiyatlara bir sürü şey alınacak. Evet yani bir şey. Normalde var. Bu karakterlerin hepsi 4000 ise 3600 alıyorsun. Baya pazarlık yapıyorsun. Riot Point var. Şey aynen gibi. Top, tur tatili gibi. Tur tatili aynen öyle. Danimarka, Hırvatistan aynen, şey, gidiyorsun. Şey turu. Balkan turu. Seyşeller turu. Seyşeller. Seyşeller. Hediye merkezi oldu. Buradan da arkadaşlarına gönderebiliyorsun hediye. Çok puanım var. Bir arkadaşlarıma aynen bir güzellik yapayım. O kadar çok aynen iyi. O kadar çok güzel. Ben de eksik kaldım. Sana hiç gönderiyorum. Millete doyurayım. Gönderiyor. Gönderiyor mu? Ben de arkadaşlarım gönderiyorum. Genelde öyle bedeşe göndermiyorsun. Karşılıklı gönderiyorsun. Ama hep dandik böyle diyebilirim. Kesin böyle. En kullanmadık. Eşantiyondan gelen. Eşantiyondan gelen. League of Legends'ın şeyi en çok güzel değil mi ya? Grafikleri ve tasarımları çok hoşuma gidiyor. Böyle evet, güzel. Karakter çizimleri falan hani bayağı özenilmiş.
Yani... Warcraft kadar var. Aynen. Hatta daha iyi mi o bilmiyorum bazı yerlerde. Hoşuma ama gitti bayağı. Golf Legends para harcıyor her şeyine. Oyun başladı. Oy hadi arkadaş oynayalım. O bu zaman... ne sıkıldım ya. Ha? Oynayalım. Şimdi oyun modları. Oyunu yeniden mi yarattın nedir anlamadım. Oyun modları durun. Oyun modlarında klasik Sihirdar Vadisi ve Uğursuz Koruluk var. Sihirdar Vadisi 3 koridor 5'e 5. Ha, sayılar, oyuncu sayılarını gösteriyor şu, evet. Aynen, Uğursuz tamam. Koruluk 3'e 3. Bunun haritası tamamen farklı. 2 tane hat var. 2 koridor. 2 tane de... Gemze attı. 2 tane de... Gemze girme efekti koyarsın işte, o diyorsun. Evet. Bu da 3'e 3 işte. 2 koridor var. Tamam, Dominion nedir? Dominion bir şey 5'e 5. Dominion'da yerleri ele geçiriyorsun. Aynen. Domination. Dediğin gibi. Aynen dedi. Domination. Evet. Ele Kristal geçiriyorsun. Kayalım. Ele geçirdikçe karşı tarafın puanı düşüyor. Düşürüyor. Tamam. Bunu Domination biliyoruz. Aram ya, tamamen zevk için abi. Bunu yalnız yalnız ha. He? Aram iyi değil benim yalnız. Pek beceremiyorum. Aram. Tebrik. Çok iğrenç. Hiç beğenmedim. Tamam bekle abi. Aram. Sonsuz bunda tek bir koridor var abi. Spirinle yani. Geri döndüğünde canın artmıyor. Üstten çıktığında tekrar eşya alamıyorsun. Evet. Bir kere herkes birbirine giriyor yani. Bir kere giriyor, bitiyor. Topyekun ortada savaş. Bunun şarkısı var. Al artık beni koynana aram. Günah anlatmaya var. Gerek var mı? Özür öneyelim. Özür öneyelim. Genel şeyleri. PvP. Temel eğit. Temel eğit. Klasik evet, oyundan atalım bir tane. Sihirdar Vadisi. Kurtlar Vadisi gibi. Evet. Sihirdar Vadisi. Ya da böyle buradan seçtik. Şimdi sıra bekleyeceğiz. Sihirdar Vadisi'nin ev sahibi olmuş. Oyuncuları bu. Defa esprime güldü. Türk sırası sende. Türkçe olması çok güzel arkadaşlar bu oyunu. Baksana her şey seçimini hazır hale getir. Saçma olmuş ama şimdi. Olsun. Seçimini yap demek. Oyun içindeki sesler de Türkçe her şey. Buradan abi karakterlerimizi seçiyoruz. Sen ben şimdi seçeceksin. Karakterleri de anlatacağım. Ben Thresh'i seçtim. Thresh. Ben League of Legends oynamıyorum abi. Ben League of Thresh oynuyorum. League of Thresh. Giriyorum, bunu oynuyorum, çıkıyorum. Hadi bakalım o zaman. Thresh kadar oynayayım. Aynen öyle. Altı bir muhabbet geçiyor arkadaşlar. Jungle al dedi de. Şimdi arkadaşlarım mı senin yoksa? Oyun modlarını da anlatayım. Ha. Ay! Bana paganlar bastı. Oynayamayacağım mı? Evladım! Oyun programı değil mi bu? Bak geri sayıyor görmüyor musun? Başlıyor. Yok ki okuma yazman. 43 yazıyor al. O kadar bekleyecek miyiz ya? Tamam bekleyelim o zaman. 43 gün. Abi sen 43 kaç gün mü? Ya? Vallahi billahi. Adam troll çıktı yalnız. Adam troll çıktı ya dağılın. Şimdi pozisyonlar var abi. Tabii. 3 koridor var. 3 evet. Koridora farklı kişiler gidiyor. Alt koridorda bir tane destek oyuncusu. Benim oynadığım karakter mesela destek. Bir tane de... Koridoru anlatsana, açıklasana. Koridor ne, nasıl? Koridorun nesini koridor... açıklayacak lan? Uzun ince bir şey işte, anlamıyor musun? Uzun ince bir şey... Koridor, tamam. Dur peki, oyun içi tamam. Anlatayım onu. Oyun içi anlatman daha mantıklı. Çünkü koridor... Ben koridor bilmiyorum. Altta çok da bilmiyorum. Olmaz böyle ama. Canlı yayın. Olmaz vallahi. Terbiyesizler bunlar. Ne küfür ediyorsun? Bunlar ha troll. Terbiyesiz insanlar. Ayıp ya vallahi. Bunların ya. Tek bir amacı var oyunu mahvetmek. 4. Şeyde de mob. Bunların hepsini ağzına sıçacak. Şeyde moblar mob mu deniyor? Orhan bile kızdı ya. Hani bilmeyen oyuncuları ne diyorduk biz ya? Lamer. Yok ya. Lemur. Bilmeyen oyuncuya bilmiyor. Acemi denir. Mob süt denir. Fasulye denir. Bizim orada öyledir. Mob deniyordu galiba. Öyle bir şey deniyor. Ha mob. Noob, 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 atıyorlar yere. Oh oh, bak abi sahilde var ter, plajdaki bak. Evet, arada bir sahilde insanlar çıkıyor, gerisi cehennemde yaşıyor. Cehennemde yaşıyor. Bir kısmı Şile, diğer tarafa böyle biz evet. Zamanlar. Aynı İstanbul. Ya Şile'ye gidiyorsun ya İstanbul'un göbeğine. Güzel benzetme yaptım, tebrik ederim. Önerilen tüm eşyalar ha. Nerede bunlar? Peki uçak düşüyor olsa indirebilir misin kendini tek başına? Her türlü abi. Ciddi indirir misin? Şaka değil. İndiremem tabii ki. 10.000 tane düş var. Hangi birine basacağım? Hepsi aynı bastan olur. Filmde hani konuşuyorlar ya. Ha evet. Kuleden mesela basan. Oradan şuna bas buna bas dese belki bir ihtimal. Yani normal bir yolcuya göre biraz daha fazla bilgim var. Bunu merak ediyorum. Tabii tabii. Çünkü kokpitin içini gördüm yani. Zaten bir kere gördüm. Kapı açıldı aradan bak. Oğlum biz de filmlerde gördük lan. Ya ben etiklerde görüyorum. Farkımız ne? Zaten şöyle söyleyeyim. Uçak kalkıyor. Bir dakika içinde adam otomatik pilota basıyor ondan sonra. Sen de otomatik pilota basarak indirebilirsin o zaman. Otomatik pilotla inmiyor ama. Evet inmiyor ya, var mı böyle bir şey? Kalkması var, inmesi yok ya. Evet, şimdi... Tamam. Longman diye bir karakterimiz var. Adımız çünkü Longman, nickimiz. Ne demek Longman? Uzun adam. Vay! Ya.
Kuzdur adam. Gruptaki diğerleri sağ taraftan da gidiyor. Trollere denk geldik. Şimdi normalde tamam. Ben destek oyuncusuyum. Benim yanında eşin olması lazım. Eşin. Bu, İmam nikahlı mı? Hasar gücü taşıyıcı. Hasar gücü taşıyıcı. Şu an bizim yerimiz neresi gösterir misin? Yani tam burası. Base'imiz değil mi? Bizim base'imiz burası. Base'imiz burası. Minyonlar değil mi şunlar? Aynen. Çıktılar gidiyorlar onlar. Onlar NPC, bilgisayar kontrolündeki aynen. Karakterler. Onlar belli süreyle spawn olup doğup buradan kendi hatlarından gidiyorlar. Diğer hep doğru şu an belli bir tur mu yapıyorlar? Ring sefer gibi. Buradan karşı tarafa doğru kadar gidiyorlar işte. Ha, ama ölenler oluyor, karşıdan da çıktığı oluyor. İçin ortada kapışıyorlar. Kimse kalmıyor. Onlar ortada kalıyorlar. Tamam. Amacımız kendi yerimizi korumak, onların da base'ini patlatmak. Bu biz nereden alıp bakıyoruz bu oyuna böyle tepeden? Niye bakıyoruz? İnsanlar... Uç bakışı. Çünkü daha bu oyun ya. Daha fazla hakim oluyorsun. Her yeri göreyim. Evet, aynen evet. Da sen şu an gidiyorsun. Minyonlar önüne gitti. Sen arkadan... Milyonlar nereye gidiyor? Milyonlar değil abi. Milyonlar. Milyon. Bu var ya şey filmi. Çılgın Hırsız filmi. Tek gözlüyor. Tek göz. Onların başka türlüsü. Minyon. Minyon tipli insan minyon derler. Minyon tipli insanlardan onlar para almaya çalışıyorum ben. Şimdi son vuruşu yapıp. Evet sen minyon tiplisin. Para almaya çalışıyorum da ben tek başıma bir şey yapamam burada ya. Senin takımdan kimse yok galiba şu an. Tek ya ortaya gittiler işte sen. Bunlar yani trollüyorlar şu an. Trollemek yani oyunu yani, dikkate almadan ciddiyeti bozarak oynamak dedi. Oyunu mahvetmeye çalışıyorlar. Adiler. O yapar. Olur öyle. Çok dayanırım. Oğlum sakin internetim 15.000 megabayt. Çok iyi yani. Ben normalde koydum ya. Evet. Madem trollüyor millet. Şimdi normalde ben de S'teyim. Yanında bir tane hasar veren, taşıyıcı dedikleri oyuncudan olması lazım. Bu eş işte şu adam. Şu an senin gösterdiğin biz değiliz. Arkadaşların. Evet. Sen hangisisin bakayım? Dur şu an bizi gösterecek. O başka yerde biz. Bir bu tane arkadaşlarımız. Orta koridora da bir kişi gidiyor. Üst koridora bir kişi gidiyor. Hı. Normal oyunun metasında. Bir kişinin de ormanda gezmesi lazım sürekli. Buradaki yaratıkları. Ne saçma oyun, biri ormanda geziyor, biri koridorda geziyor. Ormanda hava almaya gidiyor bir tanesi. Biz şuyuz. Yılan mı? Mavi olan. Aynen. Biz. Bu mavi olan biziz. Biz şu an iyi gidiyoruz aslında bayağı. Parçaladık. Bak geldi bu adam bak. Trollüyordu. Eyvah. Şimdi geldi sana yardım. Bıktı trollden geldi. Allah. Büyük kavga var bak. Özel... Bu oyunda kimin eli, kimin cebinde belli değil arkadaş. Anlamıyorsun. Kim ne yapıyor? Evet. Karışık ya birazcık. Oo. Yani bunu oynaması bayağı... Evet. Uzmanlık ister. Beyin açık olması lazım algıların. Ona bakacak, ona yapacak. Bir de bir büyü kullansana aynen. Ya mesela. Bir büyü... Hani özel güç aldın ya senin. Günahtır lan kullanma. Hayır büyü derken işte. Büyü? Şey, özel güç değil, büyü değil. He. Büyü tövbe. Kullan bakayım özel gücünü. Mesela şunu attım. Ha, bir dakika, bu attım, bu menziline girenlere kalkan veriyor. Bir de o kullanan... Kalkan veriyor! Kenarı. Balık veriyor. Ya arkadaş her hafta canımı çektiriyorsunuz ya. Ulan kalkın ısmarcılık var bir yerden bulalım. Evet. Başka bir özel gücüm var mı? Kalkan vermek tamam. İyi. 4 özel kadar. Gücüm var. Şimdi anlatayım. Tamam. Bu ölüm cezası dediği. Tövbe. Bir zincir atıyorum. Yakalayanı çekiyorum. Yakalayanı çekiyorum. Bir miktar kendime çekiyorum. Sonra onu atlıyorum. İlk kan öldü diyor. Döküldü de ilk kan. Ha ilk kan döküldü. Bak. Oo bak bak. Hop. Oo God of War. Çektim ona zıpladım. Ama adamın dönüşü fena oldu. Ama benim adamım ayrı öldü tabi. Eyvah. Nasıl çekiyor galiba? Bak 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 bak. Ölüyor bir de oyunu yani Allah. Eyvah eyvah. Peki bu oyunda amacımız nedir? Böyle birbirimizi sabaha kadar öldürecek miyiz? Değil mi? Amacımız. Allah Allah. Bunları yıkıp. Ben gene mi gözüm açıldı? Sen gene de uzun sıkıyordun herhalde. Burayı yıkacağız oraya. Onların base'i var. Onların toplaşma yeri var böyle bir. He. Oraya kadar gideceğiz yol boyunca. Mabedini onların. Mabedini onların mekanını basacağız. Mabedini yıkacağız onları. Onların doğduğu yerde. Onların doğduğu yerde. İnine aynen gireceğiz, öyle. İnine. Onlar inene gireceğiz evet. Orayı şimdi patlatacağız. Tamam. Bir yandan da kendi inimizi koruyacağız. Onlar patlatırsa biteriz. Yani biz bunlarla bir toplanıp pikniğe gidemiyoruz değil mi? İlla biz kadar... birbirimizi inini öldüreceğiz yani. Aynen o kadar orman var güzel varken mesare yeri var bir sürü. O kadar kızlar tatile gidiyor, piknik yapıyor. Evet, orada mesare değil lan. Mesire. Mesare. Mesire kim lan? Mesire arkadaşım, kız var ya, mesire. Ne yapıyor, iyi mi? Kız mesire ne yapıyor? Güzel mi? Geçen gördüm onu, geziyordu oralarda, Ortaköy'deydi. Seni sordu Ortaköy'de ya. Ben söylemedim. Söyleme canım, burada olduğumu söyleme. Sonra peşime vurup takılıyor. Takılıyor. Aman bela ya, boş ver. Ben onu bıraktım da o beni bırakıyor arkadaş. Neyime hayran olduysa. Artık yani, itibarına. Herhalde.
Yapmayın ama bunları abi. Güzeldi. Of, iyi kesti abi, şey değil mi? Takır takır kesiyor. Geldiler bu sefer, ağır geldiler. Hayatımız tamam, başka bir anlatacağımız ne var burada değişik olarak böyle senin bize söyleyebileceğin? Hop, şöyle bir özellik vardı. Arkadaşlar niye bizi yalnız bıraktı şu an arkadaşlarım? Şimdi bunu internetten bu oynuyoruz değil mi? Tabii. Doğan kardeşim. Aynen. Aynen abi. Şey yok mu böyle single player hiç yok değil mi? Yok. Training falan da yok öyle. Ya training var. Ama botlar training var. Botlar ha. Bilgisayarın onlar yönettiği karakterler de. Zigir tarafından öldürüldü. Onlar da pek bir şey öğretmiyor aslında. Evet. Peki bunun yarışması nasıl oluyor? 100 bin dolar para vereceklermiş Türkiye'de. Yarışması takımlar var Türkiye'de. Takımlar birbirleriyle yarışıyorlar. Turnuva mesela şeklinde. Tek başına oynamıyor şimdi. Takımım var. Takımım var da takımım rastgele ya. Benim bildiğim kişiler değil yani. Ama oyun falan oyun eşleştiriyor. Hani şey. Tabii takımlar kurulabiliyor dereceli oyunlar için. Klanlar. Takım olarak girilebiliyor. Arkadaşınla girebiliyorsun oyunlara. Eş dost da girebiliriz. Bir girelim hep beraber. Turnuvada girelim valla. 7 kişi toplanalım oyuna girelim. Kurbanda. Aynen. Barona girecek. Barona girecek. Devamdır ama büyü müyü yapmayın, günahtır. Büyü müyü yok, hayır, direkt İslami koşullara uygun gireceğiz. Tamam. Kuleyi kaybettik. Tek başımız evet, olduğumuz için destek kuleyi koyduk. Koca kuleyi kaybettin değil mi? Hepsi yazıyor zaten. Peki uçaktayken yılbaşı geçirdin mi? Hani tam Avustralya'dan gelirken mesela böyle 10 tane yılbaşı geçirmiş ardı ardına olan bir insan olabilir miydi? Yok, olamadım. İyi ki de olamadım. İyi ki de oldum. Evde ben o arada evde dışarıda partilere akmakla meşguldüm. Ah çok kötü. Çok biliyorsun, bu ne vardır ha? Hiç tehlikeli bir şey yaşadın mı böyle uçağın sallanması, bir şeylerin falan düşmesi? Kalkması. Kalkması normal de düşmesi falan. Uçak düştü mü mesela içine gelse? Mesela düştü. Düştü. Düşmedi tabii ki. Tabii ki düşmedi. Bu da oturuyorsun yani. Türbülans tabii düşmeye. Türbülans yaşadın değil mi böyle? Hong 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 böyle. Tabii hıngır hıngır. Çok hıngır hıngır olmuyor da. Böyle hani sallandırıyor seni. Böyle hani zıplatacak dereceye getiriyor. Ha tavana böyle çok komple çarpıp geri gelmiyorsun. Öyle ya bir şey olmadı. Bana olmadı ama olanlar var. Olan arkadaşlarım var. Ben sana onları da getireceğim. Söylüyorlar diyorsun. Yaşamışlar. Evet. Kolunu kıran kaçtı adam var. Ciddi mi? Evet. O düşmüş bence kendisi yolda yürürken. Öyle yok, yolda yürürse kolunu mu kırar Allah aşkına? Ne bileyim ya, içeride yürüyorsun. Uçak koridorda yürüyorsun. Uçakta öyle bir alçalma olmuş ki demek ki çarp yukarı. Tabii bunlar kötü şeyler. Bir daha güzel şeyler konuşalım biz. Bıraksın artık savunmaya, direkt bıraktım ya ben kendim. Evet şu an çaylak girdi bari. Dal ya şuna. Yaparsın alırsın ya oğlum. Ben destek oyuncusuyum be abi. Ya destek. Hep destek, tam destek. Yok yani asarım yok. Atarım yok. Benim amacım başkalarına yardım, skor sağlamak, başkalarına yardım etmek. Yani güzel bir hedef. Bak yani, bunu sevdim. İyi. Vefalı çocuk yani. Hep bana yani. Rabbena değil yani. Hiç bana değil yani. O zaman tamam. Daha fazla herhalde burada bir ekstrem şeyimiz yoksa ufaktan bağlayalım. Kopazarı da bahsedelim. Kopazarlık.com'da arkadaşlar oyunun Riot Point'leri değil mi? Doğru diyorum. Aynen. Riot Point'leri Riot satın alabilirsiniz dediğiniz kadar. Oradan Riot Point'lerde karakterler, kostümler alıp, hatta paketler de vardı değil mi? Böyle toptan paketler, tabii, bir şeyler vardı. Evet. Onları alabiliriz. Her karakter çıktığında da zaten kostümleriyle birlikte uygun fiyattan veriyorlar. Uygun fiyattan anlaşırsan, pazarlık yaparak. Anlaşırız. Pazarlık sünnettir. Sünnettir. Sıkışırız. Buradan şey yapıyoruz. Facebook, Twitter ve Instagram sayfamızda altta şu an geçmek üzere. Geçti hatta bakın. Geçti gitti. Öyle mi? Değil mi? Kaldı öyle. Resmen daldı oyuna ya. Abi, uyuyordu. Kendine uyuyordu ya. Gözü kapalı uyuyor bu. O açık uyuyor. Kendine çekiyor oyunu. Bunlar da size arkadaşlar gelecekler. Soruları soruyoruz ve size Team şapkalarını hediye ediyoruz. Orijinal ama bakın öyle şey değil yani. Bununkisi gibi Çin malı değil. Ya adam Çin'den gelmiş. Ne alacak başta? Çin malından gelip Amerika malı alacak hali yok. Çin'den gelen insanı Çin malı denir. Şaka şaka, tamam. Hatta ben kızdım sonra. Şapka çıkartıyor. Evet arkadaşlar. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen daldın mı? Bakıyorum. Ne, sen bitir işte. Bitir. Finish'im. Bitir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hediyeleriniz gelecek kafada. Tatildeki adam geldi. Kim o tatildeki adam? Neyisin? Sahildeki adam. Ha sahildeki adam geldi. Evet sahildeki adam. Orhan abicim bir şey diyor musun? Hoşçakalın. Efendim kendinize iyi bakın. Mutlu günler, huzurlu bir hayat. Hepinize sevgi dolu bir dünya diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin en büyük elektronik spor organizasyonu. Yer Ülker Sports Arena.
Tarih 12 Temmuz 2010. Türkiye'nin en iyi League of Legends takımları 110 bin liralık para ödülü için 10 binlerin önünde karşı karşıya gelecek. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok oynanan oyunu League of Legends'ın Türkiye Büyük Finali. Bunu ölüyor. İnanılmaz Hasan. Öyle bir şey yok. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5! 5'te 5! 5'te 5! Bu büyük heyecana sen de ortak ol. Tek kupa, tek şampiyon, dev mücadele. Türkiye Büyük Finali. Biletler 15 Mayıs'ta BiletX'te. Thank you.